Bu dizelerde bir varlığın kime neye ait olduğunu bildiren kaç ek vardır diye soruluyor. Burada dikkatlice baktığımız zaman bize iyelik ekinin sorulduğunu görüyoruz. Haberin derken senin haberin anlamı var. Bu birinci sözcüğümüz. Benim yastığım, benim ranzam, benim zincirim diyebiliriz. Yine resmin uğruna, onun uğruna diyebiliriz. Benim geldiğim diyebiliriz. Benim zulam diyebiliriz. Senin haberin diyebiliriz. Benim görüşmecim diyebiliriz. Benim cigaram diyebiliriz. Onun dağları diyebiliriz. Benim memleketim diyebiliriz. Bunlar benim, senin, onun şeklinde başına tamlayan koyabildiğimiz bir varlığın kime, neye ait olduğunu bildiren eklerdir. Bu sözcükleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane iyilik eki almış olan sözcük vardır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Numaralanmış sözcüklerden hangisi isim durum eklerinden birini almamıştır diye soruluyor. İsmin yönelme hali, yaklaşma hali, bulunma hali, ayrılma, uzaklaşma hali ve belirtme halidir durum ekleri. Buna göre omzuna derken yönelme, yaklaşma ekini görüyoruz. Sabahı derken belirtme ekini görüyoruz. Üstünde derken bulunma durum ekini görüyoruz. Kokusunu derken belirtme durum ekini görüyoruz. Ancak diyemeden sözcüğü demekten, diyebilmekten, meden madan ekini almış. Bu bir zarf fiil ekidir. Fiile gelmiştir. Zaten soru kökünde bize isim durum ekleri deniyor. Sorumuzun doğru cevabı 3 numaralı sözcük olan C seçeneğidir. Bu dizelere hem çokluk eki hem yaklaşma hal eki almış kaç sözcük kullanılmıştır diye soruluyor. Çokluk eki neydi, bunu hatırlayalım. Ler, lar eki. Peki yaklaşma eki neydi? E eki. Yani ya lere ya da lara biçiminde bitecek aradığımız sözcükler. Yaşlılara 1, yorgunlara 2, hastalara 3, yüreklere 4 diyebiliriz. Bu şekilde hem çoğul hem yaklaşma durum ekini görmüş oluyoruz. Buna göre sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangilerinde iyelik eki vardır diye soruluyor. İyelik eki bir varlığın kime, neye ait olduğunu belirten ektir. Buna göre bakmalıyız. Aynı yemeği yedim, kimin yemeği yedim diyemeyiz. Neyin dönüşü? Talim dönüşü diyebiliriz. Burada iyelik eki var. Aynı rüyaları derken bu belirtme durum ekidir. Kimin rüyaları denmiyor cümlede. Gün oldu cömerttim denmiş. Benim cömerttim diyemeyiz. Burada da iyelik eki yoktur. Sadece gördüğümüz gibi sadece 2 numaralı sözcükte iyelik eki vardır. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Bu dizelerde M eki kaç farklı görevde kullanılmıştır? Dikkatlice baktığımız zaman burada isme gelen bir M eki var. Bu ek eylemi karşılayan bir ektir. Benim annem ve benim dayım örnekleri var. Burada benim sözcüğünü bu sözcüklerin başına getirebildiğimiz için buradaki ek iyelik, yani aitlik ekidir. Bu ikinci görev oldu. Aynı şekilde neden güldüm derken burada bir fiile gelen kişi ekini görüyoruz. Birinci tekil kişi ekidir. Dolayısıyla bu dizelerde toplamda 3 farklı görev görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi birden fazla çekim eki almamıştır? Sırasıyla bakalım. Üst sözcüğü iyilik eki almış, sonra bulunma durum eki almıştır. Halinde sözcüğüne bakalım. Önce iyilik eki, sonra bulunma durum eki almıştır. İçimizde sözcüğüne bakalım. Bizim içimiz şeklinde iyilik eki, sonra bulunma durum eki almıştır. 2 farklı ek görüyoruz. İnsanların sözcüğüne bakalım. Önce çoğul eki almıştır, sonra tamlayan yani ilgi eki almıştır. Burada da 2 çekim eki görüyoruz. Yani bu 4 sözcük birden fazla çekim eki almıştır. Ancak dikkatlice baktığımız zaman bitmeden sözcüğü doğrudan bir zarf fiil eki almıştır. Bu bir çekim eki değil, yapım ekidir. Çünkü fiilimsi ekleri yapım eki olarak değerlendirilir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve eklerinin işlevleriyle ilgili hangisi doğrudur deniyor. Sözcükleri yazalım. Birinci sözcük iyilik eki üzerine yönelme eki almış bir isimdir deniyor. Neydi yönelme eki? EA eki. Sözcüğümüze bakalım. Yazısında burada yönelme eki yok. Bulunma durum eki var. Bu yanlıştır. Üçüncü sözcük belirtme durum eki almış bir addır deniyor. Türkçenin bazı büyük ustaları denmiş. Dikkat edelim. Türkçenin ustaları deniyor. Burada Türkçenin dendiği için bu belirtme durum eki değil, iyilik ekidir. Bu da yanlıştır. Dördüncü sözcük isim çekim eki olan çokluk ekini almış mıdır? Dikkatlice bakalım. Sözcüğün kökü düşünmek. Bu bir fiildir. Sonra zaman eki geliyor. Sonra ler eki geliyor. Demek ki bu ler fiil olduğu için çokluk eki değil, kişi ekidir. Bu da yanlıştır. Dördüncü sözcük birden fazla isim çekim eki almış bir sözcük müdür? Hayır, sözcüğümüz bırakmak eylemi olumsuzluk eki almış ve zaman eki almıştır. Bu bir fiildir, isim değildir. Bu da yanlıştır. B seçeneği kaldı. Geri dönüyorum. İkinci sözcük çıkma hal eki almış bir zamir midir? Evet. Bundan sözcüğü bir zamirdir. Dendan da çıkma, ayrılma hal ekidir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Numaralanmış dizelerin hangisinde birden fazla çekim eki alan bir sözcük kullanılmıştır diye soruluyor. İkinci dizede biz bunu görüyoruz. Camlara sözcüğü. Önce cam isim kökünü görüyoruz. Sonra çoğul ekini görüyoruz. Sonra yönelme yaklaşma ekini görüyoruz. Bu iki ek de çekim ekidir. Diğer dizelerde böyle bir durum söz konusu değildir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Altı çizili sözcüklerin hangilerinde hem ikinci hem üçüncü tekil kişiye ait olma anlamı kazandıran bir ek kullanılmıştır? İkinci tekil kişi hangisidir? Sen. Üçüncü tekil kişi hangisidir? O. Aitlik bildirdiği için senin ve onun şeklinde söyleyebiliriz. Cümlelerde altı çizili sözcükler bu iki sözcükle de kullanılabilmeli. Soru bize bunu soruyor. Senin eşyaların diyebiliriz, onun eşyalarını diyebiliriz. Birinci cümledeki sözcük böyle. Senin çiçeklerin diyebiliriz, onun çiçekleri diyebiliriz. İkinci cümlede de böyle bir durum var. Şiirlerin her zaman beğenimi kazanmıştır yerine onun şiirlerin diyemeyiz. Senin telefonların deniyor zaten bu cümlede. Bu doğru cevap olamaz. Çocukluk resimlerin senin resimlerindir. Burada onun resimlerin diyemeyiz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 numaralı cümleler olan A seçeneğidir. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diye soruluyor. Tamlayan eki denmiş. Dikkatlice baktığımız zaman zamanın içi şeklinde bir tamlama görüyoruz. Zamanın sözcüğünün almış olduğu bu ek tamlayan ekidir. Hemen devamında iyilik eki deniyor. Eğer tamlayan eki varsa içi derken burada da iyilik ekini görmüş oluruz. Hal durum eki var mıdır? Evet. İçinde d'da, yine dışında d'da veya akışındaki d'da bulunma durum ekidir. Peki ek eylem var mıdır? Evet, birinci tekil kişiyi karşılayan ve isme gelen bu im ek eylemi karşılamaktadır. Bu da vardır. Ancak kip eki yoktur. Bu soruda şöyle de düşünmemiz daha kolaylaştırabilir çözümü. Kip eki yalnızca ve yalnızca fiillerde olur. Burada herhangi bir fiil olmadığı için kip ekinin olduğunu söyleyemeyiz. Sadece parçalanmaz sözcüğü aklımızı karıştırabilir. Parçalanmaz akış derken burada bir sıfat fiil var. Yine fiil yok. Fiil yoksa kip eki de yoktur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu dizelerde N2 kaç farklı işlevde kullanılmıştır diye soruluyor. Dikkatlice bakalım. Birincide germekten gerinmek var. Nedir bu? Fiilden fiil yapan ektir. Beni derde koyup kaçtın derken sen kaçtın deniyor. Yani kişi ekidir. Gözüm derken senin gözün anlamı vardır. Yani iyilik ekidir. Burada yazın gelir sözü var. Dikkat edelim. Yazın gelir. Ne zaman gelir? Yazın gelir. Yazdan yazın olmuş. Yani dikkatlice baktığımız zaman isimden isim yapan ek görüyoruz. Kışında da benzer bir durum var. Yazın tarihi derken yazmaktan yazındır. Edebiyat anlamında bu ise fiilden isim yapan bir ektir. Yine aynı şekilde yabancının derken yabancının gülüşü anlamında söyleniyor. Bu da bir tamlayan ekidir. Dikkatlice baktığımız zaman burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı işlev görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir.